Merhabalar sevgili Oğlak Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 17 Haziran haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan her zamanki gibi destek ve öngörümüzü alacağız. Sevgili Oğlak Burcu, Pazartesi günü Venüs ve Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ve hemen arkasından Çarşamba günü de Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Bu da sizin evliliğinizle alakalı gündemleri tetikleyecek. Evliliğinizde yeni bir başlangıç yapmak, evlilik kararı almak, böyle aranızda sorun varsa tekrar başlamak, tekrar başlama kararı, affetme kararı, yeniden bir ilişkiye başlama, evliliği yeniden deneme ya da işte ilişkiyi tekrar deneme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir ilişki içindeyseniz bu ilişkiyi evlilik adına ilerletmek isteyebilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bazılarınız ise ortaklıkla kuracağınız ve bu ortaklıktan para kazanacağınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz sevgili Oğlak Burcu diyebilirim. Bazılarınız ise eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle beraber çalışma kararı da alabilir ve buradan da birlikte para kazanımını da sağlayabilirsiniz sevgili Oğlak Burcu diyebiliriz. Aynı zamanda Cumartesi günü Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve hayatınızın her alanıyla ilgili, herhangi bir alanıyla ilgili bir tamamlanma var sevgili Oğlak Burcu. Yani bir sonlanma, bir bitiş, bir sayfayı kapatma, bir kilidi kapatıp defteri atma ya da bir işte kasayı atma gibi durumlar söz konusu gibi görünüyor. Bir sonlanmaya doğru ilerlediğimiz ve hayatımızda bir defteri kapattığımız bir durum var diyebiliriz. Pazartesi ve Salı günü gündemimiz sevgili arkadaşlar sosyal çevre olacak. Sosyal çevrede işte bir topluluklarla alakalı gündemler söz konusu. Arkadaş ortamlarında daha çok zaman geçirebilir, enerjimizi bu yöne verebiliriz. Daha tutkulu, daha azimli, daha hırslı durumlar söz konusu. Şüpheci olacağız. Herkesten şüpheleneceğiz aynı zamanda. Çok da böyle huzurlu enerjiler söz konusu değil. Herkesten, her şeyden şüphe duyduğumuz bir gün bizleri bekliyor. Özellikle de sosyal çevrede ve arkadaşlık ortamlarında kuşkucu, şüpheci ve kıskançlık enerjisinin de hakim olduğu bir günle başlıyoruz haftaya. Hafta ortasında biraz kendimizi geri çekebiliriz. Biraz böyle arka plana itebiliriz. Geriden hareket etmek isteyebiliriz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Özellikle kalçayla alakalı, bacaklarla ilgili, üst bacakla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir diyebilirim sizler için. Ya da gizli saklı bir şeyler yapabilirsiniz. Kimseye söylemeden böyle gizli saklı böyle bir seyahate çıkabilirsiniz. Kafanız esebilir. Şehir dışına gitme gibi durumlar da yaşayabilirsiniz sevgili Oğlak Burcu. Hafta sonu Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Ay Oğlak Burcu'nda olmayı sevmez. Huzursuz olur, zarardadır. Kendini iyi hissetmez. Biz de kendimizi baskı altında hissedebiliriz, huzursuz hissedebiliriz. Duygusal olarak kendimizi baskı altında hissetme ve memnuniyetsiz enerjilerde olma gibi durum söz konusu olabilir. Aynı zamanda zaten gerçekleşecek olan bir dolunay var ve bu dolunayda bizim hayatımızda bir sayfayı kapatmamızı, bir defteri kapatmamızı gösteriyor gibi görünüyor. Peki tarot ne söyleyecek sevgili Oğlak Burcu için? 17 Haziran haftası Oğlak Burcu diyoruz. 17 Haziran haftası Oğlak Burcu. Bir aşk sevgili arkadaşlar, bir aşk yeniden canlanması ya da yeni bir aşk, yeni bir sevgi, bir mesaj, bir haber alma, yeni bir aşka başlama gibi durumlar söz konusu gibi görünüyor. Arkadan dönen oyunlar, arkadan işte konuşulma, arkadan yapılan dedikoduların söz konusu olması, biraz böyle gizli saklı oyunlar söz konusu gibi görünüyor. Geçmişteki bir kişinin tekrar hayatımıza gelmesi ve sizi tekrar cezbetmek isteği, sizi tekrar sahip olma, size tekrar sahip olma derken yanlış anlaşılmasın.
Sizinle tekrar birlikte olma ve benimsin enerjisinin yoğun olduğu bir durum var. Ya da bunu siz de yaşayabilirsiniz. Siz belki geçmişteki birine tekrar gitme, tekrar birlikte olma enerjisi hakim olabilir. Ya da bu kişi size bazı boş vaatler verebilir ya da tutamayacağı sözler verebilir. Ama bu kişinin tekrar geldiği görünüyor. Aynı zamanda ailece kutlama yapabilirsiniz. Maddi manevi bir tamamlanma durumu söz konusu. Aileden destekler görebilirsiniz yine maddi manevi. Yine ailece sevindirici bir haber alma gibi de bir süreciniz var gibi görünüyor. Bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ya da kafanızın içi bulanık olabilir. Bir türlü oturtturamayabilirsiniz. Netleşmeyen durumlar olabilir. Özellikle de bu geçmişten gelen kişinin tekrar sizin hayatınıza girmek istemesi ya da geçmişte bıraktığınız bu kişiyle alakalı kafanızın netleşmemesi gibi durumlar söz konusu. Öldüm bittim tükendim dediğiniz yerdesiniz aslında sevgili arkadaşlar. Elim kolum bağlı, çaresizim, ne yapabilirim duygusunun hakim olduğu bir durum var ve bu konuyla da ilgili yeni başlangıçlarınız var. Evet, elim kolum bağlı, çaresizim dediğiniz konuyla ilgili yeniden başlama var. Yeniden başlama kararı aldığınız bir durum var. Yani tekrar bir şans verme gibi bir süreciniz varmış gibi görünüyor. Bu geçmişteki kişiyle alakalı ya da sizin hayallerinizin peşinden gideceğiniz ve elim kolum bağlı, çaresizim dediğiniz konuyla da ilgili yeni başlangıçlar yapacağınız bir durum söz konusu gibi görünüyor. Her ne kadar kafam net değilse de, burada bir belirsizlik var ise de, yine de işte ben bir şey yapamam ki, ne yapabilirim, gitsem gidemiyorum, kalsam kalamıyorum dediğiniz durumla da ilgili yapabilecek bir şeyim yok. Tekrar bir şans vermek, tekrar yeniden başlamak zorundayım dediğiniz bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biraz güvenle ilgili sorunlarınız var. Güven problemleri yaşıyorsunuz ya da yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili de tekrar güvenme arzusu, tekrar yeniden başlama arzusu, ya biz yapabiliriz aslında diyebileceğiniz durumların söz konusu olması, ailenizin de destek vermesiyle de yeni bir başlangıç söz konusu gibi görünüyor hayatınızda. Ki tarotun enerjisiyle astrolojinin enerjisi aynı geldi. Yine evlilikle ilgili gündemler vardı. İlişkiyle ilgili gündemler vardı. Burada da yine aynı keza bir ilişkiye, bir kişiye tekrar şans verme, yeniden başlama, yeniden bir durumu oluşturma ve burada aşk enerjisinin de hakim olması söz konusu. Ailenizin de desteklediği ya da aile kurmak adına harekete geçeceğiniz durumlar ve enerjiler sizleri bekliyor gibi görünüyor. Sevgili Oğlak burçları diyebilirim sizler için. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere söyleyeceklerim de böyleydi. O zaman sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.